Mississippi tersanesindeki işçiler zorlu bir görevle karşı karşıyalar. Tamam, dur öyle. Bu metal yığınından yeni bir sondaj kulesi yapacaklar. Derinlerdeki petrole ulaşabilen kasırgaya dayanıklı bir canavar. Hayır, dikkat et. Fakat zaman daralıyor. Kabusa döndü. Tek hata bile ölümcül olabilir. Bu kadar ağırlıkta çalışmak çok tehlikeli olabilir. Tehlike hem bu işçiler için geçerli, hem de tüm mürettebat için. Hayatımız tamamen bu yapının sağlamlığına bağlı. Tersanede yapılacak bir hata acımasız denizde son bulabilir. Birazdan Extreme Engineering'de. Saat sabahın 6'sı. Vicksburg, Mississippi'deyiz. Sıcaklık 32 dereceye çıkmak üzere. Hava çok sıcak olacak. Le Torno tersanesindeki bu büyük çukur yeni nesil bir petrol kulesinin temeli olacak. Krikolu kuleler denilen bu platformlar petrol endüstrisinin yük atlarıdır. Yüzer sondaj platformlarının katlanabilir bacakları vardır ve güçlü motorlarıyla deniz yatağının derinlerine uzatılabilirler. Bir kere konumlandıktan sonra bacaklar uzatılır ve platformu dalgaların zararından korur. Sonra delgi, vinci konumlandırır ve sondaj başlar. Ben şimdi pompayı çalıştırıyorum. Epeyce çamur çıkacak, haberin olsun. Sondaj ekibi eğer petrole denk gelirse damarı kapatıp kuleyi indirecek ve yeni bir bölgeye geçecek. Bulunan petrolü çıkartmak sabit sondaj platformu ile yapılacak. Goril sınıfı sondaj kulesi 32 bin ton ağırlığında olup Kuzey Denizi'nin en hırçın şartlarına dayanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Le Torno'daki ekip gorile benzer yeni bir tür platform yapıyor. Ama büyük bir fark var. Yeni kulenin daha yüksek sondaj kapasitesi ve daha ekonomik bir tasarımı olacak. Bu yeni Tarzan sınıfı sondaj kuleleri Meksika Körfezi'nin derinliklerinde petrol rezervleri bulmak üzere tasarlandı. İşçiler çoktan burada sığ bir petrol stoku buldular. Tarzan kuleleri diğer kulelerden daha da derine inerek deniz yatağının 11 kilometre altına sondaj yapabilirler. Ekip bir Tarzan bitirdi bile ama 3 tane daha yapmaları gerekiyor. Hemen. Körfez'de petrol arama yarışında avantaj sağlamaları gerek. Üretim müdürü Bodi Messi, ikinci Tarzan platformunu denetlemekten sorumlu. Öyle çek Vern, o tarafa çek. Zaman ilerliyor. Geliyor. Binlerce devasa parçayı birleştirerek yeni kuleyi yapmak için sadece 10 ay süreleri var. Şimdiye kadar kule teknesinin iç duvarlarını yaptılar. Üçgen şekilli yapının her kenarı 61 metre uzunlukta. Destek bacakları ise tekneye her köşede bulunan deliklerden bağlanacak. Şimdi de delgi vinci yapılacak. Onu mürettebat kameraları, helikopter platformu ve 3 adet destek bacağı izleyecek. Tarzan sondaj kulesi günde 100 bin dolar kazandırabilir. Ama bir an önce bitirilmezse para kazandırmak yerine
para kaybettirecek. İlk Tarzan Kulesi 110 milyon dolara mal olmuştu. Yani iki tane Boeing 737'nin fiyatına denk. Dikkat et! Bodhi bu kuleyi 21 milyon dolar daha ucuza tamamlamak zorunda. Diğer tarafa gitmelisin Roosevelt. Diğer tarafa. Bütçeyi tutturmak için program dahilinde kalması şart. Gecikme yaratabilecek farklı şeyler var. Malzeme eksiği, çizimlerin gecikmesi gibi. Ayrıca hava şartları da belli ölçüde bizi etkiliyor. Eğer gecikmeye başlarsak başımız derhal derde girer. Sondaj kulesini inşa etmek zordur. Hareket ettirmek daha da zordur. Sondaj kulesini tamamlayınca bacaklarını ve mekanik krikolarını kullanarak onu Mississippi ırmağına yürütürüz. Bacaklarını yükseltip alçaltarak teknesini büyük toprak yığınlarından kaydırarak kuleyi günde 30 metre yürütüyorlar. Suya ulaştıktan sonra römorkörler kuleyi ırmak boyunca 640 kilometre çekiyor. Ve sondaj vincini takıp bacaklarını uzatmaları için işçilere teslim ediyorlar. Sonrasında platform artık petrol rezervlerini aramaya başlayabilir. Kule 15 bin tonluk ağırlık taşıyor. Üç bacağı ve demirleme ayağı denen alt aksamı üzerinde. Tarzan'ın 250 tonluk yeni demirleme ayağını yapmak, Bodhi'nin görev listesinin başında geliyor. İşin içindeki herkes olan biteni bilsin istiyorum. Demirleme ayağının yapımı bittikten sonra boşluğa yerleştirmeye çalışacaklar. Tekneye bacak eklemek için hazırlanmış olan boşluğa. Kaldırmak yerine doğru manevra yaptırmak projenin en zor ve en tehlikeli aşamasıdır. Böylesine bir yükle uğraşırken ola ki düşecek olursa bazı durumlarda son derece ölümcül sonuçlar yaratabilir. Demirleme ayağının kaynak işini bitirmek için sağ gitsin. Ekibin sadece 3 günü var. İlk demirleme ayağı 14 Haziran'da bitmek zorunda. Eğer o gün veya daha önce bitirirsek sorun yok. Gecikirsek yetiştirmek için vardiya uzatmak veya fazla mesai yapmak gerekir ki maliyet yükselir. Bodhi'nin aklındaki tek şey bütçeyi tutturmak. Tersane 1992'deki ekonomik krizde kapanmak zorunda kalmıştı. Gel de şu lanet halatla ilgilen. Yeniden olmasından korkuyorlar. Kapıya kilit vurmamız yerel çalışanlarımız için çok sorun oldu. Hepimiz için zor bir dönemdi. Çoğumuz 30 yıldır bu firmadaydık. İş bırakacağımızı duyduğumda sarsıldım. Değil bırakmak, işsiz bile kalmamıştım. Benim için yeni bir kavramdı. İşten atılmak gibiydi. Şok geçirdim. Tersane 3 yıl boşta kaldıktan sonra maliyet konusunda yeni bir bakış açısıyla tekrar açıldı. Ama ilk Tarzan Kulesi yapılırken programın çok gerisinde kalıyorduk. Sürekli fazla mesai yapmak ve programı yakalayabilmek için çok sayıda sözleşmeli işçi almamız gerekiyordu. Bodhi'nin bu ikinci inşaatta milyonlarca dolar tasarruf yapması gerekiyor. Merhaba Can. Üretim müdürü Bodhi Messi, general gibi bir adam.
bu noktaya çok çalışarak gelmiş. 23 yıldır buradayım. Adamların çoğuyla yan yana kaynakçılık yaptım. Nasıl gidiyor Earl? Eşlerini, çocuklarını tanırım. Aile gibiyiz. Hayır, kolay kurtulamazsın. Evet. İyi misin? Güzel. Bu ayağı yerine yerleştirmek bu inşaattaki en zor iş olacak. Bunun için 11 metre daha gitmeliyiz bence. Her şey plan dahilinde yürüyor. Ta ki... Hello. Alo. Ne oluyor Lenny? Meksika körfezindeki bir acil durum nedeniyle sondaj kulelerinden birinde çalışma durunca onarım için Bodhi çağrılıyor. Pekala, gelip bir göz atmak lazım. Tamam, hoşça kal. Mekanik sorun var. Daha önceden yaşadığımız ve çalışmayı durduran bir sorun. Benden gelmemi ve tamir edip edemeyeceğime bakmamı istedi. Ya burası ne olacak? Böyle işte, bazen ayrılmam gerekiyor. Bu durum Tarzan'dakiler için kötü bir haber. Onu özleyeceğiz. Burası onun tersanesi. Bunlar onun adamları. Demek oluyor ki bütün şeflerin daha çok çalışması gerekecek. Biraz daha koşturmaları gerekecek. O yokken birisi demirleme ayağıyla ilgilenmek zorunda. Toplantı için hazırım. Bu iş Tom Smith'e kalıyor. Juan, havalı vinçleri hazırla. Roy, gözünü onlardan ayırma. Tersanenin 20 yıllık yediklesi ama daha önce böyle bir kaldırma operasyonu üstlenmemiş. Hazır beklemen ve gerekirse onu çözmen gerek. Tom az konuşan bir adam. Her şey iyi gitti. Evet. Tom gerginse bile hiç göstermiyor. Mike, bence şu ayakların durumunu halletmeliyiz. Bodhi'nin yokluğu patron Donald Cross'u huzursuz ediyor. Tom, şu depo pazartesiye yetişir mi? Eğer havalar iyi giderse evet. Taşıyı pazartesi için hazırlarız. Ama hava nasıl gider bilemem. Henüz raporu görmedim. Bilgisayarda hava tahminlerine baktım. Ama iyi görünmüyor. Tahminler hoş değil. Çok yağmurlu diyor. Görünüşe göre Tom'u uykusuz geceler bekliyor. İlk görevi de işçilerin programlanmış kaldırma operasyonuna yetişecek şekilde işi tamamlamalarını sağlamak. Bitmesi gereken bir kiriş daha var. Doğrudan buraya gelmeli. Az zamanları olmasının yanı sıra Tom, fırtınanın Vicksburg'e yaklaşmasından endişe ediyor. Dağısı da var. Buranın sivrisinekleri berbattır. Büyüğü var, küçüğü var. Sokunca deri altına larva bırakıyorlar. Özellikle Mississippi civarındakiler. Çok kötüdürler. Ama şimdilik en büyük düşman hava sıcaklığı. Sıcaklık tersanede 32 derece. Ama demirleme ayağı içerisinde 60 dereceye kadar çıkıyor. Bazen dayanılmaz şekilde sıcak oluyor. Dışarı çıkıp biraz serinlemek ve sonra tekrar içeri dalıp dayanabildiğiniz kadar çalışmak zorundasınız. 8 hafta süren kaynak çalışması sonunda iç taraf tamamlandı. Artık üst parçayı birleştirecekler. Demirleme ayağı tepesinin yukarıda asılı duran bir parçası var. Onu taşıyıp yerine yerleştirmek ve trim yapmak için hazırlanıyoruz. Proje müdürü Hugh Smith çalışma saatlerinin dışında bir kovboy. Atlarla dolu bir ahırı var. Yani 3 tonluk çatıyı yerleştirmek sorun olmayacak. Ama bir terslik var. Yakıt bitti.
Vinçlerden birinin yakıtı bitti. Bu tür şeyleri sabahtan kontrol etmiş olması gereken adamlarımız var güya. Saat neredeyse 9 oldu. Kaldırmamız gereken bir parça var ve vinç çalışmıyor. Sonunda yakıt buluyorlar. Devam! Yukarıda 3 tonluk bir yük sallanırken başka bir hataya hiç yer kalmadı. Kablo! Hey Mike, şurada ufak bir arıza var. Dolandı. Aşağı indirin diyorlar. Yukarıda böyle ağır bir yük varken kablonun dolanması tehlikelidir. Aşağıya indirmek, her şeyi çözmek gerekir. Bir anda boşalıp elinizden kaçabilir. Tam da sonuna gelmişken. Onu çözmeniz gerek. Yine başa döndü. Sonunda yük yeniden kaldırılabildi. Şimdi çatı paneliyle gövdeyi hizalamak gerek. Yapması çok zor. 7-8 kirişli bir malzeme bu. Gördüğünüz tüm bu kirişleri takmak ve hizalamak durumundayız. İşin özeti bolca montaj ve düzeltme yapacağız demektir. Bitirmesi saatler sürecek. Tekrar yükseltin. Bu daha birinci demirleme ayağıydı. Bu arada tersanedeki bir diğer ekip, platformun 3 bacağını takmakla meşgul. Her bacak 576 adet borunun karmaşık bağlantısından oluşuyor. Kulenin tüm yükü bacakları üzerinde duruyor. Bağlantılardan birindeki kırılmayla bile felaket yaşanabilir. Bacakların yapımında sadece en iyi kaynakçılar çalıştırılıyor. Bu iş için güçlü kollar ve yanıklara dayanıklı olmak gerekiyor. İşi düzgün yapmak için bazen de bir kadın eline ihtiyaç oluyor. Durun biraz. Daha önce hiç kamera karşısına geçmedim. Tamam. Bacaklara binecek ağırlık çok fazla. Kaynakla yapılmak zorundalar. Kaynak kötüyse orada olmak istemem. Tehlikeli bir iş. Uçuşan beyaz kıvılcımlardan saklanacak bir yer de yok. Bu tişörte bakınca birkaç kez yandığımı görürsünüz. Evet, yakar ve canınızı da acıtır. Sanmayın ki acıtmaz. Hem de çok can yakar. Ama kıvılcımı silkeler ve devam edersiniz. Bacaklar tamamlandıktan sonra her biri dikkatle yapıya monte ediliyor. Şuna bak, kusursuz montaj. İyi montaj. Bir bacaktaki borular ucuca eklense 270 metre, yani 3 futbol sahası uzunluğa erişir. Demirleme ayağının kaldırılması haftanın en büyük işlemi olacak. Fakat Tarzan'ın suya indirilme tarihi de yaklaştığı için diğer kısımlardaki hummalı çalışmalar sürüyor. Bu yapı mürettebat kameralarının, yani açık denizde bu sondaj kulesinde çalışacak olan düzinelerce sondajcının evinin duvarı olacak. İnanmak zor olabilir ama petrol kulesi açık denizdeyken kameralar bölümü işte burası olacak. Mürettebat için tam teşekküllü bir mutfağı ve yemekhanesi var. Eğlence odaları, ofisler, kumanda odası ve tüm mürettebat için kameralar var. Bir parça boru kesip yapıştıracağız.
Şimdilik fazla gibi görünmese de baş mühendis Mike Dovdi gelecekteki halini görebiliyor. Burası gemi kuzinesi ve depo olacak. Yemekhane de şurası. Kokudan anlaşılacağı gibi kaynak çalışması sürüyor. Ama denize açıldığında burası kızarmış balık, biftek ve patates kokacak. Fakat Tarzan'da yemek servisi yapılmasına daha çok zaman var. Tom Smith yokluğunda Bodie'nin yerini fazla mesaiyle doldurdu. Ve tek endişesi de demirleme ayağının montajı değil. Bir gemiyle çarpışma durumundaki son savunma hattı olan tekne iç duvarının yapımını gözetmekten de sorumlu. Eğer kaporta yırtılırsa denizi tutan iç duvar olacak. Hafiften sallanıyor. Biraz aşağı indir. Bu parçayı takmak zor olacak. Çünkü şu anda takılmış olan diğer iki parçaya da bağlanacak. Bu çok kolay değil. Onu yerine yükseltmek 2 saat, monte etmekse 2 gün kadar sürecek. Yalıtımın su geçirmez olması şart. Hey Wayne! Şuraya birini yolla ve yalıtımı hallet. Sert mi olsun? Evet, eşitlersen daha kolay yaparsın. Bağlantıda sorun yaşıyorlar. Bu sapları sökmek gerek. Tekrar tekrar ayarlama yapılıyor. Devam et, oluyor. Hem de santim santim. Mesaide 10 saat geçiren ekip artık evin yolunu tutsa da inşaat durmuyor. Gece vardiyası sabaha kadar çalışmayı sürdürecek. İnşaatı tamamlanınca bu sondaj kulesi derinlerdeki petrolü çıkartacak ve bu yüzen bir kale gibi mürettebatını köpek balıklarından koruyacak. Kasırgalardan ve patlamalardan da. Platform bu sabah şiddetli bir patlamayla ortadan ikiye bölündü ve için için yanan bir çelik yığınına dönüştü. İnşaat ekibi şunu iyi biliyor. İnsanların hayatı onların bu sondaj kulesini ne kadar iyi yapacaklarına bağlı. Goril sınıfı bu yüzer sondaj kulesi en hırçın şartlara dayanacak güçte bir tasarıma sahip. 32 bin tonluk bu canavarlar, diğerlerini geçerek deniz tabanının 11 kilometre altındaki petrol rezervlerine ulaşıyorlar. Sondajı hazır mısın? Tamam, başa döndürmeyi. Sondaj kulesinde çalışan herkes sadece tek amaç için orada. Deniz tabanına delikler açmak ve siyah altın aramak. Sondaj yaptıkça çıkan moloz ve kumu denizin içine püskürterek o tipik uzun beyaz izi bırakmak. Tamam bak, şu anda çamur pompalıyoruz. Petrol bulana dek mesai günde 24 saat, haftada 7 gün sürüyor. Burada 120 kişi var. Burada çalışacaklar ve burada uyuyacaklar. Saat 10.30. Kalkın hadi. Her gün küçük Joe Odum'un ziyaretiyle başlar. 10.30 oldu. Hadi. Daha giyinmemiş. Bu adamları şortla mı çekiyorsunuz? Saat 10.30 oldu. Merhaba. 10.30 işe başlamak için geç bir saat gibi gelebilir. Ama bu adamlar gece yarısından önce yatmıyor.
ter döküyorlar. Belleri bükülüyor. Pompalarımı çıkarmam gerekebilir. 2 hafta boyunca günde 12 saat çalışınca buradaki her iş büyük. Çöpü çıkarmak bile. Ama karşılığını da alıyorlar. İyi para kazanıyoruz. 2 haftalık izinde ne isterseniz yaparsınız. Çoğu insanın yılda 2 hafta izni var. Bizim iznimiz her ay. Yemekler de 4 yıldızlı. Et var, patates kızartması, ızgara tavuk var. Peynir sosu, mantar, sotelenmiş soğan var. Salata barımız da var. Hepsi ağzına kadar dolu. Etler ızgara oldu. Patronlar kötü yemekler yüzünden isyan çıkmasını istemiyor. Bu adamlar aile gibi. Birlikte iyi vakit geçiriyoruz. Neredeyse ömrümüzün yarısı burada geçiyor. Birbirimizi kolluyoruz. Kardeş gibiyiz. Karın eve geri dönmeni istiyor mu? Hayır, karım burada kalmamı istiyor. Ne kadar uzakta kalırsam o kadar mutlu oluyor. Fakat çoğu için evden uzakta olmak büyük zorluk. Daha yeni bebeğimiz oldu. Hastaneden yeni döndüm. Kız arkadaşımı 3 gün sonra görebildim. Eve 25 dakikalığına gidebildim, sonra geri döndüm. Mike Duran sondaj kulesinin patronu. Yani geminin kaptanı gibi. İşte gördünüz. Biraz evime benziyor. Ama burası daha değerli toplu. Bunlar ailemin resimleri. Karım ve küçük kızım. Onları özledim. Tamam kızım. Hadi yat uyu. Seni çok çok öpüyorum. Tamam canım, seni seviyorum. Baban seni çok seviyor. Hoşça kal. Burada kalan çalışanların burayı sahiplenmesi gerek. Burayı da eviniz gibi kabullenmelisiniz. Burası evleri olabilir. Ama hepsi onları saran tehlikenin farkında. Petrol aşırı derecede yanıcıdır. Ve en yakın acil servis 160 kilometre uzakta. Yaptığımız her işi en emniyetli şekilde yapıyoruz. Çünkü insan hayatı burada yaptığımız her şeyden daha önemli. Sondaj kulelerinde hayatlarını kaybedenler de oldu. Offshore oil rigs caught fire and exploded during the night. 16 workers are confirmed dead there. More than 150 are missing, and they are presumed to have suffered from burns when an explosion tore the oil platform apart. This is a drill. Bu bir tatbikattır. Helikopter platformunda yangın var. Sondaj kulesinde yangın çıkarsa kaçacak yer yoktur. Tüm personel yangın istasyonuna rapor versin. Eğer yangın kontrolden çıkacak olursa, mürettebatın tek kaçış noktası deniz olacaktır. Eğer bu tatbikat değil de gerçek bir felaket olsa ve tahliye ediyor olsak ne yapacağımı bilirim. Buradaki esas öncelik emniyettir. Uydu vericili bu yüksek teknolojili can kurtaran filikaları acil bir durumda 50 kişi taşıyabilir. Ama asıl savunma platformun kendi yapısıdır. Hayatımız tümüyle platformun yapısına bağımlı. Bu bacaklar çok sağlam. Eğer bir tekne onlara çarpacak olursa, ki buna defalarca şahit oldum, tekneler parçalanırken bacaklar hiç zarar görmez. Sağlam platform emniyetli demektir. İşte bu dostum. Bebeğim.
diğer kadının. Sağlam sondaj platformlarını tasarlamak baş mühendis Mike Dovdi'nin görevi. Burası onun evi gibi. Ama gerçek evi karada mühendislerin yanında. Sonra bu ambar ağzının yerini belirledik. Binlerce insanın canı hesapların doğruluğuna bağlı. Projenin gidişatına göre bakarız. Şimdi 76 metrelik su derinliği konusuna geçelim. Ekip sanal bir fırtınayla sanal platform üzerinde denemeler yapıyor. Maketin geometrisi ve bacak bağlantıları tutarlı. Bugün 12 metrelik bir dalganın potansiyel etkilerini inceliyorlar. Buna benziyor. Platformun sert rüzgarlarda bir gökdelen gibi salınmasını tasarlamışlar. Size birleşik saptırmaların birazını gösterecek. Bu biraz abartılı. 35'lik ölçek kullandım. Evet, müthiş. Kırılacağına eğilsin daha iyi. Tersanedekiler de bükülmeyecek bir bacak yapmak için mühendislerin denklemlerini kullanıyorlar. Eldeki veriler hem çelik teknenin kalınlığını hem de en iyi sonuç verecek nitelikteki çeliği gösteriyor. Mike Dovdi tasarımı sürekli geliştiriyor. Bacağın yapısında defalarca tekrarlandı. Hesaplamalarını tersanede sınıyor. Şuna bak. Buradan neler buldun? Bu kısımdan birazını çıkarmak istiyorum. Genelde teori ile pratik arasında bitmez bir çekişme vardır. Dediğini yaparsak bana hata için hiç pay kalmıyor. Bence bundan daha iyisini yapabiliriz. 5 santimetrelik fazla malzemeyle. Fakat Mike'ın Dodson gibi bir adamdan öğreneceği çok şey var. Bu panel biraz kaymış ya da yana kaykılmış. Nasıl baktıklarını söylemekten hiç çekinmezler. Yapıcı eleştiriye alışmak zorundasınız. Platform emniyeti sadece tasarımla bitmiyor. 5 santimetre. Hayır, 2.2. Çeliğin kalitesi de önemli. Malzemede en üst nitelik sağlamak için firma kendi çeliğini üretiyor. Burası en sıcak yer. Fırında sıcaklık 1650 dereceye kadar çıkıyor. Kimyasal maddelerle çeliğin mukavemeti arttırılıyor. Bu 27 tonluk külçe 15 santimlik çelik levha olacak şekilde presleniyor. Bir sondaj kulesi yapmak için bu levhalardan binlercesi gerekiyor. Her levha 1530 derece sıcaklık veren bir pürmüzle kesiliyor. Kesim işlemi burada yapılıyor. Platform inşaatındaki tüm bileşenler bu atölyede hazırlanır ve kesilir. Eğer buradaki iş doğru olarak yapılmaz, düzgün kesilmez, malzeme incelemesi doğru yapılmaz ve o şekilde tersaneye gönderilerek demirleme ayağında kullanılırsa olay bir kabusa dönüşür. Rahatsız edici bir düşünce. Özellikle de ekip en tehlikeli göreve hazırlanırken. Demirleme ayağının kaldırılmasına 2 gün kaldı. Orta yoldan biraz uzakta daha iyi olur. Body Messi hala dönmediği için Tom büyük baskı altında. Hey! Çıktığın merdivenden ineceksin. Güçlü bir fırtına doğrudan tersaneye ilerliyor. Şimdilik güneş parlıyor ama her an bulutlanıp yağabilir. Hiç belli olmaz. Fırtına patlamadan önce Tom demirleme ayağını temizleyip hazırlamak istiyor.
Fakat kalite kontrolden onay beklemek zorunda. En ufak bir hata bir felakete yol açabilir. Platformun üç ayağından birisi olarak 3000 tondan fazla yük taşıyacak. Bu 160 tane Sherman tankının ağırlığına eşit. Önce kaynak yerlerine metal tozu sürüyorlar. Mıknatıs yardımıyla herhangi bir çatlak var mı görecekler. Yüzeyin altındaki çatlakları ise ultrason test cihazıyla araştıracaklar. Ultrason cihazı aslında sonara benzer. Gönderdiği ses dalgası arızaya çarpınca geri yansır. Çatlak varsa kalite kontrol ekibi hemen buluyor. Kuledeki milyonlarca kaynağı birer birer tetkik etmek gibi zor bir görevleri var. Bu kaynak uygun. İyi durumda. Saatlerce uğraştıktan sonra kalite kontrol onayı verilmiş oluyor. Tom'un ekibi artık ihtiyaç duymadıkları her şeyi demirleme ayağının üstünden indirmeye başladı. Tehlikeli olabilir. Çoğunlukla bunu düşünmek bile istemezsiniz. Sadece işinizi yaparsınız. Elinizden geleni yaparsınız. Kendinizi ve diğerlerini olabildiğince emniyete alırsınız. 9 metre havadalar. Ufacık bir kayma ölüm getirebilir. Hazır mısınız? Ayağı bir vinç kullanarak destek payandalarından kaldırıp ırmak kıyısına indirmek ve tekneye takılmadan önce altını burada temizlemek niyetindeler. Skater'a yardım gitti mi? Evet. Öncelikle demirleme ayağını kabloyla vince bağlıyorlar. Tamam Thomas. Şimdi gevşetmeye başlayalım. Ayağın ağırlığı jumbo jetten fazla. Diğer tarafa indirin. Eğer bağlantı donanımını düzgün şekilde emniyete alamazlarsa, ayak serbest kalıp tehlikeli şekilde dönebilir. Kaldırdığımız ağırlığı düşünürseniz bu iş çok tehlikeli. Dikkat etmeliyiz. Acele etmiyoruz. Bu işler aceleye gelmez. Başardık galiba. Tepelerinde 250 tonluk yük dururken ekip destek payandalarını çıkartıyor. İşçileri ve endişeli kameramanımızı ezmesine engel olan tek şey bağlantının sağlam olması. Vinç onlardan yana. Ama şans pek değil. Fırtına ansızın patlıyor. Tom'un seçeneği yok. Paydos edecek. Hem zaman hem de para kaybı. Sabah fırtına diniyor. Burası berbat. Hadi şöyle gidelim. Dün tozdu, bugün çamur. Öğle olduğunda sıcaklık 33 derece. Çamurlar kurudu. Tom zaman kaybını telafi etmeye kararlı. Hazır mısın? Body hala gelmedi. Tom da başka bir kulağı kesikten yardım istiyor. Ekip hazır Jerry. Tom'a bildiği her şeyi Jerry Spites öğretmiş. Tersanede geçen 38 yıldan sonra Jerry'nin bilmediği şey yok. Hava güzel. Bundan iyiye gitmez. Roy, hazır mısın? Hazırım. Tamam Thomas. Kaldırmaya başla.
Ayak yüzeyi 120 metrekareye kadar çıkabiliyor. Hafif sağ. Koca bir metal yığını. Pekala atamız. Oradan gevşet ve oraya indirecek kadar pay için yükselt. Biraz geri gelmemiz lazım. Aslında eğer indirebilirsek şimdiki yeri de iyi. Demirleme ayağı toprağa dokundu. Gördüğünüz gibi vinç operatörümüz bir işi daha bitirdi. Böylece tekneye monte edilmeden önce ayağın altını temizleyebilecekler. Zımpara işlerini bitirip hazır edeceğiz. Tamam mı? Yarınkine kıyasla bu kolay bir işti. Ekip eve dönüyor. Fakat Meksika körfezinde goril 6 çoktan evinde. İçki ve kadın olmayınca ekip üyesi Zazik Gaguchasi yapacak başka bir iş arıyor. Bugün balık yok galiba. Bir şey tuttun mu? Hayır. Hiç mi yok? Bir tane bile çıkmadı. Bir yerde yanlışlık yapıyorsun demek ki. Evet, bakalım şuraya. Dün de tutamadın. İki gündür yok. Gittiler o zaman. Üç gün oldu. Curtis sorunu çözdü. Yem olmadan balık tutamazsın ki. Belki yarın şansınız yaver gider. Bugün büyük gün. Tom ve ekibi demirleme ayağını teknenin boyunduruk yekesi denen deliğine monte edecekler. Bu yeke bir tür yatak işlevi görerek demirleme ayağını yönlendirmeye ve bacağın desteklenmesine yarıyor. Orta yoldan biraz uzakta daha iyi olur. Kulağa kolay gibi geliyor. Ama son derece hassas bir işlem. 250 tonluk bir çelik yığınını milimetrik hata payıyla yerleştirmek zorundalar. Yeke içerisinde 3 setli kılavuz var. Demirleme ayağını indirirken iç taraftaki kılavuzların tümüyle hizalı olması gerçekten çok önemli. Bunu yapmak zorundayız. Şuna gerek var mı? Tom Smith endişeli. 250 tonu kaldırmak insanı geriyor. Gönder Thomas. Vinç operatörü Thomas Richardson da eşit seviyede gergin. Vinç sınırlarını zorladığımız her seferinde öyle veya böyle geriliyorum. Bunun gibi bir şeyi her kaldırdığımda hayatım tehlikede demektir. Fakat 15 yıldır bu işi yapıyor ve bu işteki en usta adam. 240 tonluk bir şey. Vinç kapasitesi bundan daha yüksek. Ama vinç operasyonlarının hepsinde her zaman için beklenmeyen hadiseler yaşanabilir. Pekala, kaldırmaya hazır sayılırız. Tom planı tekrarlamak üzere ekibi topluyor. Tamam, dikkatli olacağız, acele etmeyeceğiz. Thomas, yükü biraz salıp sonra da yavaşça taşıyacağız. Bu sabah tam emniyet istiyorum. Anlaşıldı mı? Böyle operasyonlar öncesinde biraz gergin ve huzursuz oluruz. Her şey yolunda gitsin, kimse zarar görmesin diye uğraşırız. Kamera ekibi de buna dahil. Demirleme ayağının kaldırılışını çekeceksin. Tom ve Jerry vincin üstünde olmanı istiyorlar. Ayak altında dolaşma. Kamera ekibi itiraz etmemesi gerektiğini biliyor. Başlıyoruz. İşte kalkışa geçiyoruz.
Çok fazla yükleniyorsun Greg. Tom bir açıdan bakarken... Bu tarafa gel. Jerry daha sağlıklı bir konumdan izliyor. Burada her şey sakin Thomas. Biraz sağına soluna doğru gevşet. Oluyor Thomas. Biraz daha. Kal orada Greg. Orada yavaşla. Oradaki kordonun tam ortaya gelmesi gerek. Kılavuzlara dikkat et Roy. İndirmeye başlıyoruz. Thomas, sağ tarafa az daha sal. Jerry, sanırım burada indirmen gerekiyor. Şimdilik bir dakika böylece kalalım. Sol tarafa bir göz atayım. Tamam Thomas. Sağ tarafı biraz boşalt. Bendeki panel üst kılavuza geldi bile. Demirleme ayağı yeke ile temas etti. Ama Jerry bir terslik olduğunu görüyor. Kapaklar açık. Kapatmayı unuttukları giriş çıkış gedikleri yanlardan sallanıyor. Jerry dur şunları kapatayım. Kopsunlar istemem. Sorunu düzeltene kadar ayak düzgün monte edilemez. Oh, birisi somun anahtarı getirsin. Giriş çıkış gediklerini unutmuşuz. Sonrakinin kapaklarını sökeceğiz. Zor yoldan öğreniyorsun. Sonunda gedik kapaklarını hallettiler. Thomas demirleme ayağını yekeye doğru santim santim indirmeye başlıyor. Evet yavaş gel, fazla sıkıştırma. Üzerine kendi ağırlığını bindir. Bir şeye çarptık galiba. Kal öyle Greg. Hala yerleşmedi. Tamam Jerry, o tarafa kaymış. Thomas tam merkeze yönlendiriyor. Evet dur öyle. Biraz aşağı sal. Sonunda ayak yerine oturuyor. Good job. Aferin. Görev tamam. İyi gitti mi? İyi gitti. İyi, başarılı bir montaj daha. İzlediğiniz sıradan bir iş günüydü. Üretim müdürü Bodie ertesi gün şantiyeye dönüyor. Başarılı çalışma, evet. Arızalı platformu onardım. Sondaja yeniden başladılar. Her gün yangın çıkıyormuş. 30'dan 26'ya yanıt ver Tom. Bodie yapılan işten memnun. Ama yeniden göreve hazır. Başlayalım beyler. Tom, bağla şunu. Bu koca bacağı kaldırmak ve manevra yaptırmak için iki tane vinç ve çok fazla güç gerek. Asıl şuna vurun, asıl şuna. Bu çelik iskelet, taşıyıcı bacağı oluşturan 49 parçadan sadece biri. Bob, galiba biraz çevirmek istiyorsun ha? Sizin tarafı gevşetin. Tamam, kancanı tut öyle. Yerine oturuyor Tom. Bacak takıldı. Artık oksijen kaynağına hazır. Her şey pürüzsüz ve iyi gitti. Sanırım 20 dakikadan az sürdü. Bodie yeniden işbaşı yaptı. Tom harika bir hafta geçirdi. Şimdi kutlama zamanı. Ekip yerel barda birkaç bardak bira deviriyor. Ve müziğin tadını çıkarıyor. Ekibin kutlayacak çok şeyi var. Kulede geçen uzun günlerden sonra Bodie ve karısı nihayet bir arada.
Patron uzaktayken Tom demirleme ayağını yerine yerleştirdi. Body Tom'la gurur duyuyor. Proje bütçe dahilinde gidiyor. Geçen hafta başarılıydı. Ama daha çok işleri var. Her şey yolunda giderse, Tarzan bahar geldiğinde Mississippi ırmağından geçerek Meksika körfezindeki yüzlerce sondaj kulesinin arasına karışacak. Ama o güne dek Bodie ve adamlarının program dahilinde kalmaya çalışması ve kazadan uzak kalması şart. Evet, bazen geceleri endişeleniyorum ama çok da takmamaya çalışıyorum. Uzun süredir bu işteyim. Fazla endişelenmek adamı tüketir. Bu tavır şimdiye dek Bodie'ye faydalı olmuş. 10 ay sonra o ve ekibi bu güçlü sondaj kulesini tamamlayacak ve kule Meksika Körfezi'ndeki petrol arama yarışına katılacak.